Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Yeni yılda ne yapacaksın yılbaşında? Derslerimi düzelteceğim ve vatanımı kurtaracağım. Ne yapacaksın? Vatanımı kurtaracağım. Hay maşallah, subhanallah. Beklentilerin ne yeni yılda? Derslerimi düzelteceğim, daha iyi. Bir şey yapacağım mı? Evdeyim. Evet. Evde. Yeni yıldan beklentilerin neler? Valla nasip olursa okulu bitirme. Yeni yılda mı? Evet. Çalışacağız. Allah için çalışacağız. İnsanlık için çalışacağız. Evet. Devlet için çalışacağız. Anladınız Halicim? Evet. Yeni yıl diye bizim için yani bir şey de yok. Biz çalışacağız. İşimize gücümüze bakacağız. Vallahi önce huzur, önce barış. Anladınız Halicim? Önce huzur, önce barış. Bütün dünyada, tüm dünyada huzur olması. Ondan sonra da işte can sağlığı. Yılbaşında sabaha kadar namaz kılacağım. Namaz kılacağım sabaha kadar. Abi 23 anamızı ağlattı. Ben hep sakat, hep günüm hastanelerde geçti. İnşallah 24 iyi olur. Her yıl yaptığımız gibi yapacağız. Mekke'mizin fethi zaten. Bizim diğerleriyle fazla işimiz yok. Namazımızı kılarız. Nasıl ibadetimizi yaparız. Duamızı yaparız. Geçen yıldan şükrederiz. Gelecek yıla da inşallah temennilerde bulunuruz. Yani her geçen yıl gelecek yıldan biraz daha yani zor oluyor da gelecekte biraz zor gibi görünüyor. 2024 tabii 2023'e göre biraz daha bizi zorlayacak öyle görünüyor. İşte ekonomi olsun, savaşlar olsun, depremler olsun, yıkıntı olsun. Tabii Allah da büyük tabii her şeye kadir Allah'tır. Kul göreceğini görecek, yaşayacağını yaşayacak. Merhaba, sen ne yapacaksın yılbaşında? Ben yılbaşında abimizin dediği gibi Kur'an okumak, hatim indirmek, herkese Allah kolaylık versin istiyorum. Peki yeni yıldan beklentilerin neler? Yeni yıldan beklentilerim yani bir şey değil ama söyleyeyim gene de. Herkes yılbaşında yılbaşı ağacı süslüyor. Bizim geleneğimiz bu değil. Biz bunları istemiyoruz. Yani bu kadar. Yılbaşını kutlamayacağız. Bizi Müslümanları yani ilgilendirmeyen bir durum. Kökeni, temeli Yahudilere dayanan bir olay. Bizi ilgilendirmediği için her zamanki gibi ibadetlerimizi, Kur'an-ı Kerim'imizi okumayı düşünüyoruz. Abdestli bir şekilde girmeyi düşünüyoruz. Onun dışında şu anda zaten şehitlerimize odaklıyız daha çok. Yeni yıl, yeni aydan bir farkı yok bizim için. Ay başı veya yılbaşı fark etmiyor bizler için. Yeni yılda herkes için hayırlı olmasını umuyoruz. Daha çok, daha az kaza bela insanlarımızın ders alacağını umuyoruz daha çok. Yeni yılda daha az kaza bela olmasını umuyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yılbaşıkla işte bir şey ne yapacağız? Aynı hayatımızı yaşayacağız, ne yapacağız? Yeni yıldan beklentiniz? Hiçbir şey. Türkiye'ye batmış neyini bekleyecek? Bekleyecek bir şey mi var Türkiye'nin de halinde? Namaz kılacak. Biz yılbaşı yapmıyoruz. Vallahi yılbaşında Erzurumlular yılbaşında oturup namazını kılacak, ibadet edecek. Yılbaşında evimizde normal çoluk çocuğumuzla birlikte geçireceğiz. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Hiçbir şey. Bundan beter olmasın, razıyız. Evet, razıyım. Her gün şey gibi. Normal. Yılbaşı diye bir şey bir düşünmüyorum ben. Yeni yıldan beklentiniz? Pek bir şey beklemiyorum. Yeni yıldan bir şey beklemiyorum. Yılın suçu yok, insanların suçu var. Yöneticilerin suçu var. Yılın ne suçu var? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çoluk çocuğumla evimde durmayı düşünüyorum. Yılbaşı bize gelmez. Dadaş dedim mi ilk olarak toprağıyla, suyuyla yoğrulmuş bir kişidir. Şehitlerin kanıyla sulanmıştır. Yılbaşında yapacağımız hiçbir şey yok. Namaz kılacağız, ibadet edeceğiz, şehitlerimize dua edeceğiz. Yılbaşı kutlayacak zamanımız değil. Yılbaşında normal her gün bize yılbaşı. Neyse aynı hayatı yaşayacağız biz. Peki yeni yılda beklentileriniz neler? Yeni yılda beklentimiz çok da bu beklentiyi bize sağlayacak bir ortam yoktur. Aynı devam edecek. Daha kötü olmasın. Biz ondan korkuyoruz. Yoksa başka bir şey yok. Bir beklenti yok bizim. Yani bu gidişatta beklenti beklemiyorum ben. İyi şeyler bekliyorum ama ortam onu gösteriyor. Çünkü yani iyi bir ortam geleceği yok. Daha kötü olmasın daha iyi. Ya yılbaşı ne? Önerilen şey ya. Evde oturacağız biz. Evet.
Yılbaşı nedir? Peki yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni yılda? Bu namuslara söyleyin gelsin bu bakkali çakkali bir kontrol etsinler fiyatları. Vallahi yılbaşında biz şimdi bir şey yapmıyoruz ki yılbaşında da yapalım. Acılıktan nefesimiz kokuyor. Yılbaşında ne yapacağız? Yılbaşında ekmek zor alırız. Ne yılbaşı ya? Biz Allah'a şükür İslam'ız. Bizimle iş yok yılbaşının. Biz evimizde otururuz. Namazımızı kılarız. Dua ederiz geçmişlerimize, şehitlerimize bir yerden Yasin okuruz. Başımızdakiler şu halkı bir denetlesinler ha bu marketleri, manavları, kasapları. Bir gün bugün aldığımız domates yarın gidirsen 5 lira daha koymuş üzerine. Arkadaş mazuda zam geliyor. Tamam eyvallah. Ama yani buradaki insan bu kadar mı şey olduk? Biz Erzurum'da yaşamıyoruz ya. Ölüyoruz, her gün ölüyoruz. Eskiden zabıta gelirdi derdi ki sen bu mala niye bu kadar zam yaptın? Şimdi zabıta değil de daha yetkilisi bile giremiyor bir tanesinin manavına, bakkalına ya da bir markete. 7500 lirayla hangi insan geçinebilir? Burada bu mahallede en kötü ev şu anda 7000 lira olmuş. Bu adam zaten 7,5 lira. Bu ne yiyecek ya? Kar mı yiyecek? Bu yıl Allah'a şükür kar da yağmıyor. Yılbaşında ne yapacağız? Ama bu nasıl? Bana sorma. Camiye gidip ibadet yapacağız. Allah izin ederse. Evet. Ömrümüz varsa. Gelecek yıldan beklentilerin nelerdir? Gelecek seneden hayırlı günler. Allah'ıma hamd edeceğim. Bir sene geçti. Dalalette mi geçti ömrüm? Hidayette mi geçti? Sapıklıkta mı geçti? Allah'ın emrine uygun hareket mi geçti? Yılbaşında bir yıllık ömrümün hesabını yapacağım. Ben ne yaptım? Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak şimdiye kadar yaşattı. Şimdiden sonra Allah'a kulluk vazifesini yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Yapmak için karar vereceğim. Öyle müşriklere benzemem. Yahudi'ye benzemem. Hristiyan'a benzemem. Putperest'e benzemem. Kime? Müslüman, Müslüman'a benzer. Peygamberimiz buyuruyor ki, küfür tek millettir. İki, kim kime benzemek isterse ondandır. Yılbaşı geldi, onun için şunu yapayım, bunu yapayım. Tam bir sapık zihniyettir. Bunun için herkese şiddetle bundan uzak durmasını tavsiye ederim. Çocuklarını şimdiden böyle yanlış sapık zihniyetlere yönlendirmesinler. Efendim, Hristiyan alemi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi yılbaşıysa, bir peygamberin dünyaya gelişi içkiyle, kumarla, alçaklıklarla, edepsizliklerle karşılanmaz. Ya ne yapılır? Hesap edilir. Peygamberler çünkü insanlara hidayet için gelmiş. Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmek için gelmişlerdir. Ya hiçbir şey yapmayacağım abi. Ne yapmayayım? Ne yapacaksın abi? Ya hiçbir şey evimde nasılsa aynı devam edeceğim. Yok, kutlamıyorum. Bizim dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur. Yok. Peki yeni yıldan beklentiler neler? Şey bence daha bundan sonra bir şey yok ya. Yılbaşında her zamanki gibi evimizde geçireceğiz. O şekilde yani. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yıldan vallahi sağlık, huzur, mutluluk bekliyoruz. Bu yıl iyi geçmedi. Geçen 3-5 yıl hiç iyi geçmedi. Allah'ın izniyle iyi geçer inşallah. Başka da bir şey beklemiyoruz yani. Ekonomi olarak sıkıntıdayız. Yani sadece biz değil, Türkiye halkı, herkes sıkıntıda. Allah yardımcımız olsun. Evde oturacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Yeni yıldan beklentilerim var. Sağlık, mutluluk. Huzur. Huzur. Çok teşekkür ederim. Savaşlar bitsin. İnsanlar vicdanının sesini dinlesin. YGS'm olduğundan dolayı ders çalışacağım. Ders çalışacaksın. Evet. Peki yeni yıldan beklentilerin ne? Ya normal bir yıl geçsin. Planım yok abi. Kutlama falan yapmayacak. Yok ya abi öyle. Mekke'nin fethini kutlayacağız abi. Ne yapacaksın? Mekke'nin fethini kutlayacağız. Peki yeni yıldan beklentilerin neler? Mutluluk, huzur, sağlık. Allah'a şükür edeceğiz. Yeni yılda dua edeceğiz. İbadet edeceğiz, namaz kılacağız işte. Peki yeni yıldan beklentilerin neler? Beklentilerimiz... Ama şey olsa indirim ama işte enflasyon düşse çok iyi olacak. Evden dışarı çıkmayacağız, oturacağız evde çocuklarla. Programımız yok. Yok yok. Hiç olmaz. Hiç. Valla ümitsiziz. Ümidimiz yok. Ya biz emekli memuruz.
sıkıntılar büyük. 6 aydır oyalanıyoruz, hiç elde bir şey yok. Programımız yok. Evde oturacağız. Her şeye bağlı. Evde oturacağız. İnşallah zamların durması, ekonominin düzelmesi. Allah devletimize, milletimize yardımcı olsun. İnşallah bu ekonomik zorlukta inşallah bu zamlar durur. Bu zam vermesinin de yani 500 yani 18 lira da olsa asgari ücret, zam durmadıktan sonra hiçbir değeri yok. Cumhurbaşkanımızdan ricamız zamların durması, büyük şirketlerin, BİM'in, ÇOK'un bunları durdurması. Yılbaşını evde çocuklarımla kutlayacağım. Yılbaşında evde geçirmeyi düşünüyorum. Onun haricinde de herhangi bir program plan yok. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Vallahi inşallah sağlık sıhhatle öncelikle diliyoruz. Yani ülkemiz için, vatanımız için inşallah 2023 gibi olmasın diyoruz. Ekonomi yeniden de inşallah daha iyi yerlere gelmeyi Cenab-ı Allah nasip eder inşallah. Yılbaşında vallahi yani biz dinimizce yani böyle kutlama falan yapmıyoruz biz. Yani biz sadece namazımızı kılıp Peygamber Efendimiz'i anmak için yani öyle şeyler yapacağız. Yani yılbaşı bize göre bir yıl, ay yani yıl değil. Ama yine hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Efendim kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Efendim, sağ ol. Yılbaşında ne yapacaksınız? Var. Çocuklarla beraber her zaman gibi evimizde oturacağız. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Yeni yılda çalışmayı ve daha iyi başarılara gitmeyi düşünüyorum. Beklentileriniz nelerdir yeni yılda? Beklentilerim memleketime ve Türkiye'ye bazı şeyler kazandırmak.